Şimdi şu kitapta hemen göstermek istiyorum. Bu Fazıl'ın son kitabı, Suya Yazılan. İlginç, çok kolay okunan bir kitap. Hem kendisiyle ilgili, sadece kendisinden bahsetmiyor. Benden de bahsediyor içinde. Selçuk Yöntem'den de bahsediyor. Amadeus oyununun yönetmeni Işıl Kasaboğlu'ndan. Hatta oradaki genç oyunculardan da çok beğendim ben sizin oyununuzu. Çok teşekkür ederiz efendim. İlk seslendirişine geldim. Evet, hakikaten çok etkileyici oyunculuklar ve sahneye konumdu. Evet. Ben çok sevdim ve yazdım. Bu kitap ama burada oluşuyor. Burada ilgimi çekiyor. Çünkü bu 50. yaşınla ilgili bir kitap sonuçta ve 50 yaşını bitirmiş. Biraz da artık hayat ve ölüm konusunda düşünmeye başlamış bir adamın kendi kitabı içerisinde bir başkalarının sanatını övmesi az rastlanır bir durumdur. Ya da dinginlikten, sessizlikten bahsetmesi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğin konserlerde ve diğer konserlerde de bir Türk olarak ne kadar yalnız olduğundan söz ediyorsun. Evet. Bazı bölümlerde. Bu ilginç çünkü evet işte burslu okudun, şudur budur falan filan, ama hiç utandırmadın sana bu imkanları yani, verenleri. Çok fazla Türk sanatçısı yok dünyada. Çünkü, sadece şey olarak değil. Yani Türk piyano çalan değil. Egzotik bir durum da var. Gittiğin yerlerde. Yarın yargı var. Evet, bir de şöyle bir şey var. Zaten diyelim ki Hollywood'da örnekse Yahudi olmak Hollywood'da bazı kapılar açar. Ya da işte diyelim ki Amerika'da cumhuriyetçi olmak ya da demokrat olmak bazı kapıları açabilir. Ya da yine Amerika'da efendim bazen Meksikalı olmak kapıları açar. Bazen Meksikalı olmak kapıların suratına kapanmasına neden olur. Ama senin gittiğin hiçbir yerde, hiçbir organizatör, hiç kimse, hiçbir orkestra şefi, hiçbiri Türk değil. Hiçbiri değil. Evet. Ve yani yani büyük Berlin, Londra, New York, Boston, yani büyük önemli mekanların şeyinde. Peki Müslüman bir ülkeden gelmiş olmanın biri bir torpili de yoktu. O da yok. O da yok. Şimdi bu artık her yani şeyden daha kötü. Şimdi şöyle, yani o Almanya'daki... Yani Japon olmak bile işe yarayabilir. Çünkü bir sürü... Çok Japon var. Çok Japon var. Çok Çinli var. Çok Çinli, evet. Hintli, benim bildiğim Zubin Mehta'dır. O da bir yalnız yol gitti kendi hayatında. Evet. Çok fazla Musevi var tabii. Tabii ki. Çok fazla Ermeni var ve bunlar tabi Amerika'da aynı zamanda lobileşmiştir. Lobiler yani. Var. Lobilerin bir de direkt seni karşısına alan lobiler de olabilir. Ya yani bu herif Türk diye biz deha hiçbir da olsa. Hiçbir şeyin mi yoktu? Hiçbir dünyada şey en iyi o da çalsa biz bunu yok ediyoruz yaklaşımları da oluyor. Zor bir kurtlar sofrası bu. Evet. Dengesi zor. Onu bahsediyorsun ama zaten ben gençlere tavsiyelerde. Evet, 6-7 yıllık Amerika hayatımda yani New York Filarmoni ile 12 kere çaldım ve CD yaptık. New York Filarmoni ile görüşmedim. Amerikalı bestecinin eserlerini çaldık. Güzel de bir CD'ydi 1999. Amerika'da bana menajerim dedi ki yani Amerika'da yaşayan 10.000 piyanist var. Ve New York Filarmoni ile çalan sadece 10 tane var. Sen bunların arasına girdin şu anda dedi. Bir şey başarmıştım ben yani. Bu 6-7 yıl sonunda. Bir yere varmışım. Sonuçta işin özü bir şeyi iyi yaparsan, gerçekten iyi yaparsan tüm güçler bir araya gelse de bir yolu var. Bir umut var. Burada bir parantez açalım. Ben tabii ki bizi izleyen gençler için, müziğe ilgi duyanlar için ya da hiç alakasız bir bakayım bu ne yapıyormuş bu Fazıl Say diyenler için şunu biraz tarif etmeni rica edeceğim. Biraz cahilce bir soru sorarak tarif etmeni rica edeceğim. Şimdi diyelim ki büyük bir filarmoni, şöhretli büyük bir filarmoni orkestrasıyla konser veriyorsun. Hı hı. Ya da senfoni orkestrasıyla. Piyanonun başındasın. Evet. Ve burada böyle... elinde hani bir şimdi çok moda olan müzik yarışmaları falan gibi böyle sahnenin önüne gelip seyirciye kendini alkışlatmak, acınmak ya da şımarıkça davranmak ya da efendim şarkıya hiç tahmin edilmeyen bir çeşitleme koymak falan filan gibi şeyin yok. Olanakların yok bütün popüler işlerde gördüğümüz. Burada çok sınırlı bir alanda kendi farklılığını niçin o 10 kişiden biri olabildiğini göstermek durumundasın. Yani bu enteresan çünkü
bayağı bir kısıtlı bir alandasın ve zaten maksat ve de en korkulan şeyin olmaması maksat. Yani en ufak bir hata zamanlamada ya da tuşede ya da stilde ya da şunda bunda, cahilce soruyorum, tekrar altını çizeyim. Zaten maksat bu. Burada ne yapıyorsun ki seni alıp en önemli 10 kişinin arasına koyuyorlar? Ne kadar olanağın var farkını gösterebilmek için? Eğer birisini yorumluyorsan, Beethoven'ı ya da Mozart'ı ya da başka birisini. Şimdi sorduğun şeyin varacağı nokta özgünlük olacak. Hı hı. Bir sanatçının özgün olması. Yani takatuka çalan 9000 kişiden farklı bir iş yapıyor olması lazım. O ne? Bunu mu soruyorsun? Evet, bir ruhu mu var mesela? Ruhu varsa nasıl var? O ruhu ne yapalım, reklam mı girelim? Ne yapıyorsun ki, hı hı, aslında bana göre, yani belki çok iyi bir klasik müzik dinleyicisi değilim ve senin yaptığın özgün çalışmalar dışında büyük bestecilerin eserlerini seslendirirken ne yapıyorsun ki sen dünyada bu kadar özel bir yerde duruyorsun sorusunu, bence cahilce olan soruyu yöneltmiştim. Buyursunlar. Şimdi 2-3 perspektifi anlatmama izin verir misin? Lütfen efendim. Tamam. Ben 5 yaşında Mithat Femen, demin anlattım, piyano dersine başladığında o ilginç bir şey yapıyordu. Derse ilk girdiğimizde Fazıl, 5 yaşındayım ben, bugün piyanoyla gördüklerini anlat. Yani ne trafik kargaşası, kornalar, arabalar, okulda oynadın, futbol oynadın, derse girdin, ne gördüysen piyanoyla o anda çal ve onu yap. Yani doğaçlama, improvizasyon. Bu zaten, ben de besteler yapmaya meyilliydim. Beni bir besteci yapmaya başlayan unsur oldu. Şuraya varmak istiyorum. Sonuçta da ben şu anda 95-97 eseri olan bir besteciyim. Yani eserlerim, senfonik eserlerim, oda müziği, piyano eserlerim, şarkılarım vesaire var. Şunu demek istiyorum. Birisinin piyanist besteci olması, aynı zamanda besteci olması, bu bahsettiğimiz 10 bin piyanistin içinde belki sadece hakikaten birkaç tanesi aynı zamanda. Bir zorlama var. Bu bir fark ama. Bu bir fark. Bir besteci. Bir dakika, anlatmama izin verirsen. Ben virtüöz olarak soruyorum ama. Besteci olarak. Şimdi şöyle. Orada da sınırları zorluyorsun. Beethoven'ın piyano konçertosunu çaldığımızda mesela orada bir kadans denilen piyanonun solo kaldığı ve onu yorumcunun çaldığı bir yer vardır. Onu romantik dönemdeki bestecilerin yazdıklarını genelde çalarlar. Ben halbuki kendi kadanslarımı yazmaya başladım. Şöyle bir fark var Okan. 18. 19. yüzyıl Batı kültüründe Mozart, Beethoven'ı bildik, sen de oynadın ama diyorsun. Bu adamların hepsi besteci, piyanist. Evet. Hiçbiri bilmem ne değil. Yani sadece besteci, hiç piyano çalmayan besteci değil. Ya da çoğunlukla sanatını performe eden, yani bugünkü cazcılar gibi. Evet. Rahmaninov'a kadar. Ki Rahmaninov'tan sonra orada bir gap var. Bir 70-80 yıllık bir boşluk var diye düşünüyorum ben. Ve ondan sonra benim bu ısrarla kendi eserlerimi çalmaya yöneltmem seyirciyi ilginç bir noktaya da sürükledi. Yani bu herif hem beste yapıyor, konçerto çalıyor, arkasından senfonik eser bestelenmiş, onu da çalıyor vesaire gibi. Bir özel bir yere doğru sürüklemeye daha 90'larda, yani ben 20-25 yaşlarındayken başlamıştı.